Neden geldin? İyileşene kadar orada kalmanı buyurmuştum. Size eserinizi göstermek için geldim valide. Geçmiş olsun. Üzülme. Zamanla geçer inşallah. Geçmiş olsun. Bu yaralar ne ki? Elbet geçecek. Lakin kalbimde, ruhumda öyle derin yaralar açtınız ki. Bizimle ne alakası var? Yine beceremediniz valide. Öldüremediniz beni. Ve ben her seferinde daha da kuvvetlenerek döndüm. Yine öyle olacak. Öfkeni anlıyorum. Bu yapılanlar kabul edilemez. Ancak laflarına dikkat et. Beni neyle itham ediyorsun? Haremi kendine düşman eden sensin. Hiç kimseyi suçlama. Sen kendi kazdığın kuyuya düştün. Ayrıca isyana karışan herkesi cezalandırdım. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Bunları bana değil, hünkârımıza anlatırsınız artık. Kendisine bir mektup yolladım. Her şeyi ayan beyan anlattım. Aslanım, senin attığın iftiralara inanır mı sanıyorsun? Nasıl ispatlayacaksın bu söylediklerini? Mektubu ben yazmadım valide. Altında bir başkasının da imzası var. Kimmiş o? Sizin ve hünkârımızın en güvendiği kişi. Hünkârımız bana yapılan her türlü hakareti kendine yapılmış sayacağını söylemişti. Size önce Yüce Rabbimi, sonra hünkârımıza havale ediyorum. Devran, bizi yalnız bırak. Sultanım, Allah sizi bize bağışladı. Sultanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin için çok dua ettim. Şükürler olsun ki geldiniz. Evlatlarım nasıl? Çok şükür iyiler. Görmek isterseniz.
Hayır, şimdi değil. Bu halde çıkamam karşılarına. Sultanım, döndüğünüzü duyar duymaz geldim. Aybik, seni gördüğüme sevindim. İyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim ki? Şu halime bak. Bana neler yaptılar? Affedin beni. Engel olamadım. Olur mu? Ben sana minnettarım, teşekkür ederim. Elinden geleni yaptın. Sana bir can borcum var. Sultanım. Nihayet döndünüz. Senin burada ne işin var? Sultanım, ne suçum var? Ben ne yaptım size? Bana neler yaptığını bilmediğimi mi sanıyorsun sen? Sen de onlarla birliktesin. Bana ihanet ettin, defol. Sultanım ben... Sana defol dedim. Gözüm görmesin seni. Zümbül, şunu dışarı atın. Bir daha da sakın gelmesin. Evlatlarımdan da uzak tutun bu haini. Sultanım yapmayın. Acıyın bana. Vallahi bir suçum, günahım yok. Sultanım. Bir hayli geçti yaralarınız. İsterseniz bir ayna getireyim, siz de görün. İstemiyorum. Sana bütün aynaları yok et demedim mi? Özür dilerim. Sultanım. Ne var Sümbül? Mektubumuz var. Seferi Hümayun'dan. Vezir-i Azam'dan. İbrahim mi? Sultan. Evvela selam eder, geçmiş olsun dileklerimi kabul etmenizi dilerim. Hünkârımıza yolladığınız mektuptan haberim var. Başınıza gelenleri esef için okudum. Neyse ki sıhhatli olduğunuzun ve dahi iyileştiğinizin havadisini aldım. Bu yüzden de hünkârımıza malumat vermedim. Hadiselerden haberleri yok. Engel olmasan şaşardım. Malumunuz, uzun süredir seferdeyiz. Bu şartlar altında hünkârımızı üzmek istemedim. Siz de takdir edersiniz ki bu hadisenin iç yüzü hünkârımızı derinden yaralar, huzursuz eder. Bunun kimseye faydası yok. Bir sır olarak saklamanın herkese faydası olur. Beni görmek istemişsiniz sultanım. Başına gelenleri duydum dayı. Buna ben sebep oldum. İçiniz rahat olsun sultanım. Benim bir şikayetim yok. Hünkârımızla konuşup bu meseleyi çözerim. Eksik olmayın. Lakin hünkârımızı bu kadar değersiz bir mevzuyla meşgul etmeyin. Ne olacak peki? Haksızlık bu. İstersen sana verdiğim çiftliğe yerleş. Karışan göreşen olmadan orada sükunet huzur içinde yaşarsın. Ha? Ne dersin?
Ben buradan ayrılamam sultanım. Gidemem. Valide sultanımı yalnız bırakamam. Ama o seni bıraktı. Elbet bir gün anlayacaktır beni. Hiç sanmıyorum. Neyse, ben buradayım. Bir sıkıntın olursa evvela bana gel. Sultanım. Ne oldu? Haberiniz var mı? Daya Hatun'un yerine Gülşah getirilmiş. Gördün mü? Ayaklar baş oluyor. Seni bana bağışladı. Öyle mi dediler sana? Ne demek bu? Beni yaktılar Süleyman. Yakarak öldürmek istediler. Canımı zor kurtardı. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem'im. Süleyman. Affet devranım, sevgilim. İki cihanda yegane karım. Bak yüzüme. Çirkinlik size layık değil hünkârım. Görmeyin daha iyi. İyileşene kadar görmeyin. Ben seni her halinde sevdim. Başımın tacı yaptım. Gel be. Gel. Süleyman dur. Ne oldu dur. Bu çirkin halimi görme isteme. Çirkin görür. Bu mümkün müdür?
Sen bilmez misin ki ben sana baktıkça nefes alırım? Hoş geldin paşa. Bak, gene buradayım. Öldüremediler beni. Size bir mektup yazmıştım. Aldım, okudum. Yine onları koruyorsun. Zira çıkarlarınız ortak. Aksine ben sizi korumakta yükümlüyüm. Ben yokken çıkan bu hadise beni bir hayli üzdü. Hünkârım sizi bana emanet etmişti. Öyle mi? Desene, kurda kuzu teslim etmiş. Benim bu hadisede hiçbir dahlim yok. Bilakis, Daya Hatun ve Nigar Kalfa'yı giderken bilhassa ikaz etmiştim. Sizi korumak için vazifelendirilmişlerdi. Valideyi durdur İbrahim. Aksi halde ben durdurmak zorunda kalacağım. Hünkârım hoş geldiniz. Sizleri ağırlamak büyük şeref. Hatice, bu ne güzellik. Hünkârım. Hürrem, nasılsın? Sağ olun sultanım, daha iyiyim. Buyurun içeri geçelim. Validemizi ben davet ettim hünkârım. Teşrif ederek şeref verdiler. Validem. Arzu ederseniz yemeğe geçebiliriz hemen.